Bak ben Antalya'dayım, bilirsin benim. Antalya'dan Manavgat'a geleceğim o gün. Manavgat'a geldiğim için saat böyle 10 falan değil mi lan? Hı hı. Saat 10 falan işte. Arkadaşların yanına gideceğim. Tamam, bunlar parkta oturuyor sanıyorum. Aradım çağdaş, dedi ki parkta oturuyoruz dedi. Tamam dedim ben de, tamam mı? Parkın ortasında böyle iki tane bank karşı karşıya, böyle ortasında adamlar orada oturuyor falan filan. Ben de çağdaşlar sandım, tamam mı? Kulağımla kulaklık yanlarına doğru gidiyorum. Adamların dibine girdim, adamların içinden böyle ortada yol var. Ortasından geçtim, dik dik bakıyorlar bana, tamam mı? Ben ama aha bak yol böyle. Bak ben şu ortadan geçtim. Çağdaşlar sandım, selam verecektim. Vermemişim Allah'tan. Adamlar bana bir dimdik baktı böyle, seni klası. Ben tamam abi dedim. Çalışan yanına gitmişti oradan. Saat 10-11 civarı falan. Babam aradı, gelmiyor mu diye. Bana bağırıyor dedim. Hayırdır? Bana bağıramazsın falan filan dedim. Dedi eve gel. İşte plan anlattım bizim. Çağdaşlar bizde kalacaktı. Çağdaş, ben bir de Cengiz'le bir arkadaş işte bizim evde kalacaktık. Adamlar gece 3'te falan gidecekti. Saat 10-11 falan. Herkes izinli, herkes elim. Eve gideceğiz sadece. Bizim eve gideceğiz. Anasını Cengiz dedi ki laptop alıp geliyorum. Laptopla bir şeyler, FIFA falan filan. Cengiz eve gitti. Cengiz'i bekliyoruz. 10, 20, 15, 5, 25. Dakika oldu, gelmedi adam. En son konuşmaya başladık, sonra Cengiz aradı bizi böyle bir gergin bir sesle. Bu kadının dedi anasını dedi, annesi ne diyor bu arada. Kadın dedi dedi sizi gidin kanka, ben gelemiyorum dedi. Neyse işte biz eve doğru gidiyoruz çağdaşla birlikte. Bir de yanımızda Irmak diye bir kız var. Anlanandı. Neyse işte Irmak kız değil bu arada, kolpa. Dedik ki sen de gel, tamam mı? Parası var sanıyoruz. Kanka dedi 100 liram var kanka. Hep böyle yapıyor, parası yok civarı. Ya kanka dedi, gel gel sen falan filan. Neyse bununla gittik bizim eve. Çocuklar harbiden para yokmuş. Yolda bir şeyler aldık falan. Para iyice bitti zaten. Biladır falan bilirsin abi, ortam akıyor. Neyse Manavgat ortamı serttir abi, bilirsin biraz. Dizi falan izleyeceğiz tamam mı? Ama hiçbir şey yok böyle izleyecek. Ben bir tuvalete gittim geldim. Çağdaşlar bir tane dizi bulmuş. İsmini hatırlamıyorum. Ergenlik canavarı diye bir şey var, tamam mı? Şöyle tipini maymunu aptal bir şeye benziyor. Bunu izledik abi. Saat 3'e doğru geliyor, babamlar gidecek evden. Baktım çağdaş horul horul uyuyor. Irmağa baktım, ırmak uyuyor. Canım sıkıldı, ne yapsak ne yapsak ne yapsak falan filan. Dedim eksik sevgilime yazayım. Gece 2:30 falan filan kıza yazdım ne yapıyorsun diye, tamam mı? Cevap vereceğini hiç düşünmüyordum, işte dışarıdaydım eve geldim dedi. Dedim saat 2:30 ne arıyordun dışarıda? Kaşar mısın yazdım, evet dedi. Tamam dedim, ben de kapattım engelledim, burası komik bir yerdi abi. Tamam şimdi geçtik burayı. Neyse işte öyle bir konuşmaya başladık derken babamlar gitti evden. Babamlar gittikten sonra Çağdaş falan uyandırdım ben. Bir şeyler yapalım, bir şeyler izleyelim falan filan diye. Çağdaş hemen yaptı, geri uyudu. Saat 3:30 falan doğru Çağdaşlar kalktı. Oturuyoruz mutfakta işte. Kız dedi ki bana bizim eve gel. Yani bizim evin oraya gel. Buluşalım, konuşalım. Gece 3:30. Gece 3:30 tamam mı? Bir de benim oturduğum mahalle serttir abi. Çiziyorum abi hemen, Mert'in oturduğu mahalle yemin ederim İstanbul Bağcılar. Gel diyor, tamam mı? Çağdaşları da uyandırmışız. Hasbihal ediyoruz, düşünüyoruz. Gece 4. Gece 4. Manavgat tehlikeli, mahalle tehlikeli, yol çok tehlikeli. Tehlikeye geçtim, bir de uzak, tamam mı? Böyle nasıl anlattım sana? İstanbul Esenyurt Bağcılar arası. İstanbul bilmiyorum bu arada. Uzak abi, öyle diyeyim sana. Bir kilometre vardır herhalde. Kız diyor illa da gel. Tamam dedim, beklesin. Ben sana 5 dakika sonra döneceğim. Oturdum masaya. Masanın üstüne oturdum yalnız. Masa düştü tabii. Masa üstüme düşünce sakat kaldım ben. Sol bacağımı kestiler. Neyse abi işte konuşuyoruz çalıştılar. Diyorum gideyim mi gitmeyeyim mi? Irmak diyor git. Evet. Mama şarkılar uçuyor bir de arkada. Çağdaş mantıklı konuşuyor. Oğlum mal mısın? Bu saatte çıkılır mı diyor. Benim sevdiğim bir abim diyor. Gece 2'den sonra çıkanı görürler falan. Mantıklı konuşuyor. Bir yandan hiç çıkasım yok. Çünkü bunlar uyanmış. Bir şeyler yapacağız sabaha kadar. Takılacağız. Bir yandan da gidesim var, tamam mı? Saat 4'e doğru falan filan dedim ben. Kanka böyle olmayacak, ben gideceğim. Ceketi giydim. Aynada baktım kendime. Faça, tamam mı? Böyle bir şey yok. Böyle bir kombin yok. Anlatamam. Bir de benim evimin orada mezarlık var, tamam mı? Dedim mezarlığı geçeseye kadar beni bırakın, sonra siz dönün. Tamam, çıktık evden. 3 mal, 3 silahşör. 3 kişiyken sorun yoktu. 3 kişi beni mezarlığını oraya kadar bıraktılar, sonra döndüler bunlar. Sonra ben giderken Çağdaş beni aradı, dedi kanka ev nerede, biz kaybolduk. Kanka şurada falan, sol yapacağınız falan filan. Neyse buldular evi. Ben hala gidiyorum, tamam mı? Böyle bir yokuş var aşağıya doğru, kızın evinin oraya doğru bir yokuş. Böyle etraf çok sessizce, sürekli sağıma soluma arkama falan bakıyorum. Arkamı bir döndüm, bir tane köpek dibinde var ya. Böyle bacağımı kaptı kapacak. Sana bir koştum bak, sana yeminimi Kur'an olsun. Burada beni çiziyorsun galiba. Koşar, koşar. Köpeği atlattım tamam mı? Ama hala koşuyorum ben korkusundan. Tam böyle gideceğim kültürün oraya işte. Anasını bir köpek daha havlamaya başladı. Altıma s**tım, ondan da kaçtım. Kızın oraya geldim. Dedim ben geldim falan. Tamam dedi, iniyorum aşağı dedi. Bir yandan da korkusu var. Neden? Kızın abisi ben bununla sevgiliyken beni ne s**tim diyordu ki, seni diyor manavgatın çağırsın dedi. Etekle gezdiririm ne s**tim diyordu. Ben de yapamazsın diyordum. Neyse işte ben markete girdim. Sigara aldım falan filan. Çıktım marketten. Marketten çıktım zaten kız önümdeydi. Börekçi vardı işte. İsmi lazım değil. Reklam olmasın. Oraya mı oturalım dedi. Yok dedi. Benim bildiğim yer var dedi. Aha dedim geldik. Abisiyle arkadaşlar beni bekliyor. Beni ne s**tim. Kızı önden yolladım tamam mı? Ben böyle yavaş yavaş pıtı pıtı gidiyorum arkadan. Şimdi biz oturduk tamam mı? Tenha bir yer böyle, baya böyle. Ama sen zaten gece 4 kapkaranlık. Bir de gülümüzden s**tler. Abisi falan var diyor. Altıma s**tiyorum. Sürekli etrafıma bakıyorum falan filan. Oturduk masaya. Masaya bu arada. Masanın üstündeyiz. Kız dedi tamam mı, sakin ol dedi. Ne oldu dedi. Ben dedim abinden korkuyorum. Gelse beni gülümden s**tiyorum. Hiçbir şey yapamam şu an falan filan. Neyse benim aklıma bir şey geldi. Dedim Çağdaş'ı arayayım.
Ben de tek olmadım anlasınlar. Çalışalım kanka ben geldim dedi. Ben geldim haberiniz olsun falan filan dedim. Dönün falan filan yaptım böyle. Tamam kanka tamam hadi görüşürüz. Kızla oturduk tamam mı? Ben en ufak bir çıtırtı da arkamı falan dönüyorum. Abisi gelecek beni boğazlayacak boğazımı kesecek diye. Biz oturduk böyle abisi falan gelmiyor. Ben yaktım iki sigaramı. Yakacaktım. Tüplü çakmak uzattı bana dedi bunu yak. Botundan çıkardı. Yakarken bir kokladım. Yani kokusunu aldım. Bunlar güzel taktikler abi bunları dene. Otel böyle konuşuyoruz falan filan. Bir arada bir sohbet tıkanıyor. Hafiften bulaşıyor falan filan derken. Saat böyle 5-6'ya doğru tamam mı? Benim yanıma oturdu. Ben hiç adım atmıyorum ben. Aklımda var bir şeyler de adım atmıyorum tamam mı? Böyle görüşlük anlamında gibi. Adım atmıyorum kıza hiç. Hamle yapmıyorum yani. İlk adım atmıyorum. Kız yanındaki sandalyeye oturdu falan filan. Ben açtım telefonu. Reels izliyorum. Keşfetimde böyle o gün de full karı kız çıkacağı durmuş tamam mı? Bir kızlar çıkıyor. Aman aman uf. Böyle bir şey yok. Kapadım telefonu konuşuyoruz falan filan derken. Bu kafasını masaya koydu. Ben dedim burada ya adım attın ya da kız sana koydu. Dedim masaya koyma gel dedim omuzuma yat. Attı omuzuma falan filan. Attım ben de kolumu omuzuna. Öyle duruyoruz falan. Konuşuyoruz hala. Böyle saat böyle 7'ye doğru geliyor. Millet işe doğru gitmeye başladı. Ondan sonra benim sessizlik oldu. Tamam o sessizliği anlarsın abi sen. Doge. Kız da uyumuş koyayım tamam mı? Abi ben çıkardım ya. Ne şakası biliyorum. Bunlar komik şeylerdir arkadaşlar. Bunlar terbiyesizce saygısızca şeyler. Ben bunu öptüm. Uyuyor gibi değil de uyumadı da belliydi yani. Böyle bir o aurayı aldın abi. O vibe'ı o aurayı aldın. Kız da bir şey demedi. Orada bir French kiss. Öpüşünce tabii ben 50-50 attım. Tabii sabah saatlerine doğru olunca annesi aradı. Tam böyle şey anındayken. Çahlanıyordum ben. Annesi kapattıktan sonra böyle gidiyorduk yolda. Böyle bir ara sokak var işte oradan gideceğiz evine doğru. Ara sokaktan dedim bu şans bu şans. Baba bu şans bu böyle karanlık bir yer zaten. Sadece. Hafiften sabah ışıkları vuruyor da karanlık bir yer. Bana bir özgüven patlaması tamam mı? Ben eli beli attım bunun. Bir, orada bir daha öptüm. 10 dakika falan öyle geçti. Detay inmeyeceğim. Saygısızlık olmasın. Kız evine bıraktım işte. Böyle apartmanın önünde sarılıyorduk. Birisi iniyor tamam mı merdivenden? Ananı abisi sandım. Altımı direkt kızı ittirdim böyle. Direkt hiç acımam yok. Kız gitti evine. Ben de kulaklığı taktım. Ben de eve gidiyordum. Eve giderken mezarlığın orada bir tane dayı var tamam mı? Bakkalın orada böyle. Tüm gün oturur orada. Sabah akşam oturur. Yaptı bana böyle. O şeyi bilirsin abi o ghost vibe'ını. Aynen hayalet. Nereye yeğenim ya? Dedim eve gidiyorum dayı falan filan. Gel dedik çay içelim falan filan. Dedi. Beni s*** herhalde azgınlıktan beni s***. Neyse dedeyi de dojladıktan sonra, dedeyi rollayarak dojladıktan sonra yoldan geçen Tofaş arabaları dikkatimi çekmeye başladı. Böyle yavaş yavaş yanımdan geçiyorlar. Beni dikizliyorlar herhalde. Büyük olunca yanaşmadılar. En son evin önüne geldim, çağrışladım. Kapıyı aç. Eve geldim, oturduk. Biraz konuştuk, sonra yattık, uyuduk. Bu kadar.